Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Kötülük probleminin çeşitlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde metafizik ve tabii kötülüğü sonlandırmıştık. Şimdi ahlaki kötülüğü konuşacağız. Bunlar birbiriyle bazı yerlerde kesişen kavramlar. Yani ahlaki kötülük, metafizik ve tabii kötülükle iç içe olabiliyor, özellikle metafiziki kötülükle. Dolayısıyla öncelikle metafiziki ve tabii kötülük üzerine konuştuk. Bundan sonra da ahlaki kötülük üzerine biraz konuşacağız. Yani aslında metafizik ve tabii kötülüğün bir alt dalı olarak da sınıflandırabilirdik ama genelde literatürde de ahlaki kötülük farklı bir kötülük türü olarak adlandırılıyor. Peki adı üstünde, yani ahlaki kötülük ne demek? Ahlakı olan, hani canlılar için bir nevi konuşabileceğimiz bir kötülük türü, ahlaki kötülük ve irade ile alakalı. O yüzden iradi kötülük olarak da isimlendiriliyor. Burada tabii birçok yaklaşım şekli var ahlaki kötülük içerisinde de. Bu tür kötülükler Mutezile ve onlar gibi düşünenler hariç çoğu İslam kelamcıları tarafından ilahi sıfatlarla ilişkilendirilmiş ve Allah'ın takdiri, iradesi ve kudreti üçgeninde bir temele oturtulmaya çalışılmış. Bu nedenle burada da zaman zaman metafiziki ve tabii kötülük problemiyle yine yüz yüze kalabiliriz şeklinde bir yorum yapılıyor. Bu açıdan ahlaki kötülük problemini tartışırken insani iradenin sebebi nedir? İnsan özgür bir iradeye ve eylem hürriyetine sahip midir? Gibi metafiziki sorulara da cevap aramak durumundayız. Bu da yani hani ahlaki kötülükle metafizik kötülüğün iç içe olduğunu gösteriyor. Yani konu bu yönüyle metafiziki ve tabii kötülükten tamamen bağımsız değil. Peki ne demek bu? Evet sevgili kardeşlerim, özellikle yani burada tedbir ve tevekkülün gerilimi diye bir şey vardır ya. Hani nereden sonra tevekkül başlar meselesi, tedbir nereye kadardır? Bazen bu sınırı belirlemek zor olabilir. Burada da yine iradeden kaynaklı olarak insanın, yani insan fiillerinde bu gerçekleşiyor. Çünkü ef'al-i mükellefin dediğimiz mükellef fiillere sahip olan, sorumlu olan, bilinçli olan, mesul olan insan. Dolayısıyla ahlak kavramı, fiillerdeki ahlak kavramı insan için geçerli. Yani akledebilen, düşünebilen, bilinç sahibi bir varlık oluşunun bir getirisi olarak insan aynı zamanda sorumlu ve ahlaki bir takım davranışlarda bulunmak zorunda. O yüzden iradesinin bir sonucu olarak ahlakilik insandan bekleniyor. Mesela diğer varlıklarda böyle bir ahlakilik beklentisi yok. Yani hayvanlar arasındaki ya da ve benzeri canlılar arasındaki fiillerde böyle bir ahlakilik beklemiyoruz. Burada kötülük meselesi nerede devreye giriyor? İnsanın o iradesini yanlış kullanması noktasında devreye giriyor. Esasında burası da tam yani İslam kelamı açısından imtihanın konusu oluyor. Yani mükafat mı alacak, mücazat mı alacak, ceza mı görecek yoksa ödüllendirilecek mi? Bu insanın o iradesini doğru kullanmasıyla ilişkili. Burada yaratıcı, yani İslami terminoloji açısından Cenab-ı Hak, Allahu Teala, Kur'an'la ya da Kur'an'dan önceki diğer vahiylerle, peygamberlerle, işte en son peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ile zaten bu ahlaki kötülüğün kalkmasını istiyor ve bu konuda emirler, talimatlar veriyor insanlara. Bu noktada da yani o insan kendi iradesini kullanarak o ahlaki kötülüğü işleyecek mi, işlemeyecek mi meselesi aynı zamanda imtihanın da bir konusu. Yani aslında ahlaki kötülük noktası çok genel olarak da İslam teizmi açısından da problem olan bir nokta değil. Çünkü neden? İnsan insandan bu zararı görüyor. İnsanın bu zararı görmemesi lazım. Diğer insanın da zarar görmeyecek şekilde iradesini kullanması gerekiyor. Yani insan iradesiyle beraber, ki fiil teorileri açısından olaya baktığımızda da yine aynı nokta var. İnsan fiillerinde, eylemlerinde nedir? Genel anlamda bazı istisnai mezhepleri devre dışı bırakırsak İslam literatüründeki fiillerinde hür, özgür ve fiillerinin yapıcısı diyelim. Fiillerini kendisi yaptığı için sorumluluk da kendisine ait. Yani burada gene ilahi ölçeğe bir atıf ya da referansta bulunmamız çok doğru değil. Peki İnsan neden böyle hani kötülük yapabilecek şekilde yaratıldı dediğimizde işte burada ahlaki kötülüğün metafizik kötülükle ilgili olan kısmı devreye giriyor ki onu bir nebze metafizik ve tabii kötülük bölümünde konuştuk. Çünkü insan kötülük yapacak şekilde yaratılmadığında iyiliği tercih etme iradesinin erdemli olması söz konusu olmayacak. Yani adeta bir yapay zeka gibi olacak ya da zorunlu olarak doğruyu tercih etmesi gereken bir varlık olarak ortaya çıkacak. Bu da iradeye ket vuran bir şey. Yani iradenin sonucu olarak ortaya çıkan ahlakilik ve erdem
aslında bir mücadelenin sonucu ve bir gerçekten büyük bir değer atfediliyor iradenin sonucu olarak meydana gelen ahlakiliğe. O nedenle de bu tercih edilmiş, yani bu ahlaki kötülüklerin de ortaya çıkabileceği bir dünya düzeni, burada elmaslarla kömürlerin birbirinden ayrılması söz konusu olmuş yani. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh gibi olaya yaklaşanlar elmaslık mertebesine çıkarken, Ebu Cehil gibi yaklaşanlar kömürlük mertebesine inmişler. Yani esasında bütün kamil insanların, bütün ahlaklı, erdemli insanların, bütün büyük bilgelerin ya da bütün peygamberlerin ya da işte veli ya da asfiya dediğimiz zatların ortaya çıkışı bu sistemle beraber olmuş ve o sistemin sonucu olarak iradesini iyi kullananlar, dediğimiz gibi, o iradede tasarrufla beraber ahlaki eylemlerde ve erdemlerde bulunmuşlar ve bunları kendi mücadeleleriyle yapmışlar. Yani savaşarak adeta yapmışlar. Bu da tabii ki bunun olmadığı bir evrene göre, işte melek evreninden bahsedelim. Melekler zaten emredileni zorunlu olarak tercih etmek durumundalar. Onların iradesi alkışlanacak bir pozisyonda çok değil. Ama insan iradesi öyle değil. Günahlara rağmen, işte sefahete rağmen, ne bileyim cazibedar, çekici bir takım hadiselere rağmen, işte çıkarlara, menfaatlere, cinsel yönelimlerin ya da zenginlik ya da paranın insanın kendisine çekilmesine rağmen ne yapıyor? O insan ahlakıyla, erdemiyle kendini ortaya koyuyor ve bunlardan vazgeçiyor. Elinin tersiyle bunları itiyor. Burada çok net, yani herkes tarafından, bütün teist teorilerde, hatta bazı ateist teorilerde de kabul edilen böyle bir iradenin alkışlanmaya değer olduğu, daha iyi olduğu, daha güzel olduğu ve bunun için de hani bir sistemin kurulmasının gerekliliğinin makul olduğunun anlatıldığını görüyoruz. Theodicy problemleri noktası konuşulduğunda. Demek ki yani iradeli insanın ortaya çıkması, iradeli bir varlık çok çok daha değerli sevgili kardeşlerim. Onun yaptığı fiillere çok daha fazla değer atfediliyor. Bunun bir de bu insanlar arasında atfedilen bir değer, bir de bunun ilahi mükafatla ya da ilahi cezayla itibatlandığını, taalluk ettiğini düşündüğümüzde ortada çok daha büyük sonsuzu kazanma ve sonsuz o iyiliğin neticesi olarak hem dünyada hem insanın kendi ruhunda, psikolojik duygu durumunda hem de ahirette çok büyük mükafatları elde etmesi, tersinde ise çok büyük mücazatlarla karşı karşıya kalması durumu var. Bu da gerçekten bu imtihanı, o imtihanın en temel nirengi noktası olan iradenin serbestliğini, bu iradeye bağlı olarak da bir takım insanların kötülük yapacağını, bir takımın insanların da iyilik yapacağını ister istemez bu doğuruyor. Zaten imtihanın da bir gereği, ama nihai olarak vahiy açısından baktığımızda, İslam teizmi açısından baktığımızda ortada ne var? Yani İslam kelamı açısından baktığımızda ortada olan şey şu: aslında evrende hiçbir kötülüğün olmamasını istiyor yaratıcı. Ve bütün talimatlarını, bütün yaptırımlarını, bütün sistemi bunun üzerine kuruyor. Ama tabii ki insan ne yapıyor? Azgınlaşabiliyor, sapkınlaşabiliyor. Bu da iradenin serbest bırakılması noktasında yine karışılmayan, hür bırakılan bir nokta, ama gerek bu dünyada bazen gerekse ahirette bu duruma karışılıyor. Yani burada İslam teizmi açısından insanların yaptığı kötülük noktasında gerek Müslüman olsun gerek Müslüman olmayan olsun iradelerinin insana ait olmadığını iddia eden herhangi bir grup yok. Yani cebriye dediğimiz ya da neo cebriye dediğimiz genetik deterministler açısından çok azınlıkta kalan gruplar var. Zaten neo cebriye hani İslam literatürü içerisinde değil. Cebriye ise, klasik cebriye ise, evet, orada biraz daha irade problemi var onlarda. Hani kötülüğü de iyiliği de tamamen Allah'a veriyorlar. Orada belki ahlaki kötülükle alakalı bir takım farklı yorumlar yapılabilir, ama zaten o kabul görmüş ya da ana bir ekol haline gelmiş bir yapı değil. Netice itibariyle genel anlamda irade kavramı insana atfedilmiş ve insan yaptıklarından sorumlu olmuş. O yüzden de ahlaki kötülüklerin kaynağı ve merciği insan olmuş. Tabi burada ahlaki kötülükle alakalı az önce tedbir ve tevekkül gerilimi dediğimiz hususta şöyle bir noktaya parmak basacaktım. Bazen metafizik ve doğal kötülük olarak gördüğümüz bir takım olgular da, şimdi bunun çok detayına girmeyeceğim, ileride belki konuşuruz. Bir takım öyle olan olgularda da ahlaki kötülük olabildiğini görüyoruz. Mesela işte Çernobil faciası var, işte nükleer bombalar var ya da savaşlarda kullanılan kimyasallar var ya da gıdalarda kullanılan ciddi anlamda onların genetik yapısını bozan, işte melez ya da daha verimli ürünleri elde etmek için kullanılan
ürünlerin sonucu olarak birkaç örnek verdim. Bunların sonucu olarak insanın DNA'sında ve genetiğinde bir takım değişiklikler söz konusu oluyor. Ve bundan mütevellit olarak da belki 50 yıl sonra, belki 100 yıl sonra, belki 150 yıl sonra bir takım hastalıklar ortaya çıkıyor. Şimdi bu hastalıkları yaratıcı neden insanın genlerine koymuş şeklinde bir itirazda bulunamıyoruz. Aslında bulunamamamız lazım. Peki burada tam net bir ayrım yapabiliyor muyuz? Yani her hastalık bu şekilde mi? Sevgili kardeşlerim, hastalıkların çoğu böyle. Zamanla, tarihsel süreçte çevrenin de çok temel bir faktör olarak devrede olmasıyla beraber bu çevre içerisinde insanın doğaya verdiği zarar, atmosferi delmesi, doğaya verdiği başka zararlar ya da doğadaki zararlı maddeleri aklını kullanmayarak yanlış kullanması ya da işte kötü bir takım fiiller ortaya çıkarken işte savaşlar ve benzeri noktalarda başka şeylerin yapılması aslında insanın DNA'sının genlerinin bozulmasına neden olabiliyor. Evet, yani bu bozulmayı biz mesela direkt metafizik ve tabii kötülüğe aslında atfediyoruz. Genetik hastalıklar kitaplarına da baktığımızda yine aslında hani tarihi insanlık tarihi sürecinden bağımsız olarak nitelendirebileceğimiz genetik hastalıklar da çok az. Peki evet, bunlar niye var ya da mesela genlerde bir takım şeyler de var. Yaşlılığa bağlı olarak, ki yaşlılık da bir nevi hastalık aslında, anormale gidiş. Yaşlılığa bağlı olarak bir takım mutasyonların ortaya çıktığını da görüyoruz. Hatta işte tölemerazların kısalması sonucu insanın ömrünün kısaldığını da yine temel bir etken olarak biliyoruz. Peki bu neden var? Bunu daha önce konuştuk. Çünkü bu dünya devamlı kalınacak bir yer değil. Eğer bu dünyada bu insana cennetteki gibi öyle bir hayat verilseydi bu dünyanın maksadı açısından aslında kötülük yapılmış olurdu. Bunu ilk derslerde konuştuk. Geldik kudret noktasına. Evet, yani gene bütün mezheplerde insanın kendi fiillerini yapabilecek farklı farklı isimler olsa da bir kudrette olduğunu görüyoruz. Bu da kendi kudretiyle yaptığı, kendi iradesiyle yaptığı bir takım ahlaki kötülüklerden, hatta onun yaptığı o ahlaki kötülükten belki 1000 yıl sonraki insanlar zarar göreceği için yine aslında mesul oluyor. Yani dediğim gibi bu şeyi iyi idrak etmek lazım. Ne kadar ahlaki kötülük içerisinde, ne kadar metafizik ve tabii kötülük içerisinde, bunu bu konuda araştırma yapıp bilgi sahibi oldukça, daha derinlere indikçe kalem kalem tespit edebiliyoruz. Az önce bir takım örneklerini verdim mesela. Dolayısıyla kendi iradesi ve kendi kudretiyle yaptığı tercihlerden İslam teizmi açısından ne oluyor? İnsan sorumlu oluyor. Gene hürriyet teorileri ya da irade hürriyeti teorisi açısından da olaya baktığımızda insan iradeli ve hür bir varlık, ki Kur'an'ın insanın sorumlu, iradeli ve hür olduğu noktasındaki temel, çok temel iddiaları var yani. Kur'an'ın en temel iddialarından birisi zaten nedir? İnsanın sorumlu olduğu, akıllı olduğu, akletmesi gerektiği, bilinçli olduğu ve dolayısıyla kendi eylemlerinde ve iradesinin kullanımında hür olduğu ve bu yüzden de sorumlu olacağı. Zaten imtihanın bunun üzerine bina edildiğini düşündüğümüzde İslam'ın hürriyete, iradenin hürriyetine ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Buradan da yani ahlaki kötülük ortaya çıkıyor. Yani hatta bu nokta değerlendirildiğinde Cüveyni'den şöyle bir alıntı yapayım. Ehl-i Sünnet'in bütünü tarafından da tartışmaya açılmayacak bir nitelikte kesinliğe sahip olacak bir çözüm ileri sürüyor Cüveyni. Bunu Selef'in düşüncesinde de olduğu gibi ilahi ilme ve onun niteliğine bağlı olarak ortaya koydu. İnsani bilgiye özgü olan böyle bir prensibi ilahi ilme ilişkin bir kriter olarak kabul etmede hiçbir sakınca görmedi. Bu prensip ilmin maluma tabi olması şeklinde çokça kullanıldı. Yani bunun Kâbi'de ortaya çıktığını, Maturidi'nin dönemdaşı olan bir Mutezili'nin de bunu kullandığını, daha sonra Gazali'nin bunu kullandığını görüyoruz. İşte Gazali'den önce Cüveyni bunu kullanıyor. Maturidi de yani bu prensibi %100 şey yapmıyor yani, naksetmiyor, bozmuyor. Bir açıdan değerlendirerek bunu doğru olarak kabul ediyor. Ama ilmin maluma tabi olması, tabi buradaki kaynak noktası Nihayetül İkdam'da Şehristani'nin geçiyor. 240-241. sayfalarda. Yani bu bağlam açısından da az önce söylediğimiz irade hürriyeti, işte kudret hürriyeti, eylem hürriyeti dediğimiz meseleler aslında tahakkuk ediyor ve ahlaki kötülüğün kaynağı ya da referans noktası insan ve insanın iradesi, insanın kendisi olduğunu anlıyoruz. Yani burada ilim tabii maluma tabi ne demek? Hani Cenab-ı Hak elbette olacak olanları biliyor. Genel İslam teizminin genel düşüncesi açısından olacak olanları elbette ki biliyor. Ve bildiğine göre bir takım yaratışlarda hani bulunuyor. Ki bu da şu anlama gelmiyor yani. İnsan irade ediyor ama
Cenab-ı Hak zaman üstü kudretiyle insanın irade edeceği şeyi bildiği için onu o şekilde yaratıyor. Yani adeta ne oluyor? İlim maluma tabi oluyor. Yani malum olacak olan belli bir şey var insanın iradesiyle yapacağı. O malum Cenab-ı Hakk'ın ilminde evet var ama Allah ilmi ezelisiyle onu bilmesiyle beraber kudretini, iradesini tecelli ettirerek o olguya, insanın eylemi gerçekleştirme sırasında karışmıyor. Sadece ezeli ilmiyle onu biliyor. Yani Allah olacak olanı, insanın iradesiyle tercih edecek olanı bildiği için ezeli ilminde o şekilde kayıtlı. Bu da gene aslında insanın ahlaki kötülüklerden sorumlu olduğunun en temel noktalarından birisi. İnsanın yaptığı bütün kötü fiiller kendi muhakemesinin iradesine yaptığı etkinin doğal bir sonucudur. Hiçbir kimse düşüncelerinin ve muhakemelerinin kendisine ait olmadığını iddia edemez. Bu bakımdan insan iradesini olağan dışı bir durum olmadıkça ilahi iradede de olsa başka bir iradenin güdümünde görmek insanın düşünce ve muhakeme melekesine sahip olduğunun inkarı anlamına gelir ki bu kabul edilmiyor yani. İlahi irade de zaten orada serbest bırakmış. Zaten imtihanın gereği olarak o serbestlik ilahi iradenin ilk öncüllerinden. Hani dediğimiz gibi eylem hürriyeti açısından da gene ahlaki kötülükleri insana refere ediyoruz. Bununla alakalı birçok şey var. Literatürde metin açıklama var. Yine ahlaki değerlilik açısından yani ahlaki bir değer ifade edebilmesi için insanın iradesinin hür olması gerekiyor. Kendi tercihlerini ve seçimlerini iyi ya da kötü kendisi yapabilmesi gerekiyor ki karşılığında bir mükafat ya da mücazat olsun ya da bir erdem ya da ahlaki bir değer ona atfedilebilsin. Dediğim gibi mesela iki kişi var. Bir yapay zeka var, bir insan var. İşte gidiyorlar, ikisine de 10 bin dolar veriyorsun. Köylerde iyilik yapıyorlar, paraları dağıtıyorlar, işte fakirlere yardım ediyorlar. Yapay zeka zaten bunu zorunlu olarak yapıyor. Hani buna göre programlanmış. Aksini yapma ihtimali yok. Böyle olduğunda zaten aferin niye yaptın? Aksini yapma ihtimali olsa bile onun kendi iradesiyle ya da kendi bilinciyle bunu yapmadığını insanlar bildiğinden dolayı hiç kimse bir yapay zekayı bundan dolayı tebrik etmez, alkışlamaz, takdir etmez ama bir insanı özellikle de fakir, genç bir insan verilen bu paraya, emanete riayet edip o ilgili kimselere, fakirlere bu parayı dağıtıyorsa bu takdire şayan olur zaten. İlahi iradenin hürriyetine bağlanan mükafat ya da mücazat meselesi de bu noktadan aslında ortaya çıkmış. Evet burada Kur'an'dan bazı örnekler verebiliriz. Kur'an açısından değerlendirdiğimizde Kur'an'a göre insan tam anlamıyla düşünce ve eylem hürriyetine sahiptir. De ki bu hak, kitap Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Her kim küfrederse küfrü kendi aleyhindedir. Kim de yararlı iş yaparsa kendileri için hazırlanmış olurlar. Kendileri için bu işi hazırlanmış olurlar. Sonra onların arkasından bakalım neler yapacaksınız diye sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Yani birçok ayet var. Şimdi ayetlerin numaralarını da söyleyebilirim aslında. Zaten bilindik ayetler. Onlara bakarsınız. Şurayı okuduğum bölümünkünü söyleyeyim ama en azından. Kehf suresi 29. ayet, Rum suresi 44, Yunus 14, Şems 10, Maide 65, Kalem 10-14, İnsan 24, Kehf 28, Şuara 151-152 ve Nahl suresi 40. ayet. Şimdi aşağıdaki ayetler de yine aynı bakımdan, aynı bağlamdan devam ediyor. İşte kazandıklarına karşılık ne olacak? Onların bir karşılıkları olacak. Yani ahlaki kötülüklerden kaçınmak tamamen insanın sorumluluğuna verilmiş Kur'an açısından meseleyi değerlendirdiğimizde. Bir de çok yemin edene, değersizce gıybetçiye, kovuculuk peşinde gezene, iyiliğe engel olana, mütecavize, günahkara, zorbaya, bunlarla beraber bir de soysuz olan yardakçıya mal sahibi olmuş ve oğulları var diye ilgi duyma. Bakın mesela bu Kalem suresinin 10 ila 14. ayetleri. O halde Rabbinin hükmüne sabret. O kafirlerden hiçbir suçluya veya nanköre boyun eğme. Yine ilgili okuduğum İnsan suresi 24. ayet. Bizi anmak için kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki keyfinin ardına düşmüş ve işi gücü haddini aşmak olmuştur onun. O müsriflerin emirlerine itaat etmeyin. Onlar ki yeryüzünü fesada verirler de düzeltmezler. Yani Kehf 28 ve Şuara 151-152'de yine bunları görüyoruz. Yani hulasa demek ki Kur'an-ı Kerim açısından da olaya bakıldığında Kur'an insanın irade hürriyetini çokça vurguluyor. Kur'an'da ilahi iradenin iki kısma tahsis edildiğini görebiliriz. Birisi kozmik olaylara tahsis edilen cebri ve mutlak irade, diğeri ise deneme sürecinde bulunan insanın işlerine ilişkin olan
emir anlamında iradedir. Yani tabi insan mutlak bir irade sahibi değil. Mutlak irade sahibi olan zaten yaratıcıdır. Bunlardan ilki Allah'ın gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında bulunan melekleri, cinleri, insanları, kuşları ve diğerlerini yaratmaya ilişkin olan iradesidir. Yani insan zaten bunlarla alakalı herhangi bir sorumluluğa da sahip değil. Bu iradenin nesnesi olan varlıklar onun dilediği şekilde meydana gelmişlerdir. Bu tür ilahi irade ilahi fiilden önce bulunmaz demiş. Çünkü o icat ve var etme anlamında bir iradedir. Onun bir şeyi irade etmesiyle o şeyin var olması arasında bir fasıla yoktur. Biz bir şeyin olmasını dilediğimizde ona sadece ol deriz. Yine cinlerin ve insanların ibadet etmeleri ya da imtihan olmaları için dünyaya gönderildiğini ve iradelerini doğru kullanması gerektiğini ve iradelerinde hür olduğunu ifade eden ayetleri görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bu bakımdan Kur'an'a göre ahlaki kötülükler tamamen kendisini gerçekleştirme imkanına sahip olan insanın sapkın arzu ve isteklerine yani heva ve hevesine uymasından kaynaklanıyor. Yine bununla alakalı da birçok ayet var. Evet, bu konuda birçok örnek sunulabilir. Nitekim Razi, Mutezile'nin insanın fiillerini kendisinin yaptığına dair getirdiği nakli delilleri 10 grupta toplar. Biz bu konuyu onların bu delillerini aktararak ifade edebiliriz. Yani burada Razi de bu meseleyle alakalı 10 tane grup belirliyor. Nakli delil açısından insanın iradesine, insanın irade hürriyetine sahip olduğunu ve bundan dolayı da mükafat ve mücazatı hak ettiğini ifade eden 10 grup ayetten bahsediyor. Birincisi, Kur'an'da iş insana isnat edilmiştir ahlaki kötülük anlamında. Nitekim Allah şöyle buyurur: elleriyle kitabı yazanlara yazıklar olsun ancak onlar zanna uyarlar. Bu bir. İkincisi, Kur'an'da imanından dolayı müminlerin övülmesi, küfründen dolayı kafirlerin yerilmesi, itaat ve sevap ve isyana azap ve vaadi vardır. Bugün herkes kazandığı ile karşılık görür. İyilik yapmanın karşılığı iyilik bulmaktır şeklinde. Yine Allah'ın işleri 3. grupta, yaratıkların işlerinden dengesizlik, ayrılık ve zulüm gibi nitelikler taşımaması yönüyle ayrılır. Rahman'ın yaratmasında bir çarpıklık göremezsin. Her nesnenin yaratmasında güzellik, yaratılmasında güzellik vardır. Yine 4. grupta insanların küfür ve isyanlarından dolayı yerilmesinden bahseden ayetler var. Allah'ı nasıl inkar ederseniz sözündeki gibi mesela. Yine 5. grupta insanın muhtar olduğu, yani işlerinde hür olduğunu ifade eden isteyen inansın, isteyen inkar etsin şeklinde ki ayetler var. Yine Allah dileseydi ortak koşanlar elbette ortak koşamazdı diyecekler. Halbuki bu durum onların iradelerine bırakmış. Allah zaten dilememiş dilemeyi. Onların iradelerini hür bırakmış ki sorumluluk onlar için tahakkuk etsin. İnsanlara işlere ve onları kaçırmadan acele etme emrine dair ayetler de yine söz konusudur. Rabbinizin mağfiretine koşun gibi. Yani insanın iradesiyle yapacağı birçok yine ibadet ve faaliyet emredilmiş Kur'an'da. Yine Allah'ın yardım dilemeye teşvik ettiği ayetler var. İşte ancak sana kulluk ederiz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığının. Bunlar insanın kendi iradesiyle yapacağı fiiller hep. Evet, 8. 9. gruplar şeklinde devam ediyor. Yani burada gördüğümüz nokta nedir? Tüm bu fiiller aslında Kur'an'da insanın kendisine isnat edilmiş, iradesine isnat edilmiş. Yine 8. gruptaki peygamberlerin günahlarını itiraf etmelerine ve onlara kendilerine isnat etmelerine dair ayetler var. İşte ey Rabbimiz kendimize zulmettik. Yani bunu biz yaptık tercihimizle. 9. grupta kafirlerin ve asilerin küfürlerini ve isyanlarını itiraf ettiklerini gösteren yine ayetler var. Özellikle ahiret sahnelerinde de bu şeyler var. Söz konusu. Zalimlerin Rablerinin önünde durdurulduğunda bir görsen suçu birbirine atıp dururlar. Güçsüz sayılanlar, büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz inanmış olacaktık derler. Büyüklük taslayanlar da güçsüz sayılanlara doğruluk rehberi size geldikten sonra biz mi sizi alıkoyduk? Belki siz mücrim idiniz. Yani siz kendi iradenizle tercih ettiniz. Bizi kınamayın demek istiyor. 10. grupta ise Allah'ın ahirette inkar ve isyan ettiklerine ve dönüş istediklerine olan hasreti onlarda var edeceğine dair zikrettiği ayetlerdir. Cehennemde ya Rabbi bizi çıkar diye bağırırlar. Rabbim beni geri çevir, belki iyi iş yaparım. Yani ben orada irademi kullandım, kötü işler yaptım. Rabbim söz veriyorum sana iyi iş yapacağım şeklinde gene iradeye vurgu yapan ayetler. Yani dolayısıyla Kur'an'ın bütüne baktığımızda insan eylemlerinde hür ve eylemlerini gerçekleştirebilecek bir kudrete sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla onun iyi ya da kötü tüm eylemlerinden sorumlu olduğu bilincini taşıması gerektiğine vurgu yapılıyor. Bu nedenle Kur'an'dan
insanda bu sorumluluk bilincinin oluşmasına zarar verebilecek bütün fiil ve hürriyet teorilerine bir destek bulma arayışına bir destek bulmak mümkündür. Bu da zaten imtihanın bir gereğinin doğal bir sonucudur. Demek ki ahlaki kötülükler aslında insanların kendi bir takım suistimallerinden ortaya çıkan kötülükler. Eğer velev ki ahlaki kötülükler içerisinde bir takım metafiziki ya da zorunlu kötülükler söz konusu oluyorsa, işte bunlara kötülük dememizin ne kadar doğru olup olmadığını önceki bölümlerde tartıştık. Harice hani imtihanın olduğu bir yerde hiç sıfır kötülüğün olması da, tırnak içinde kullanıyorum kötülük kavramını, pek mümkün değil. Burada eğer ahlaki kötülük, metafizik kötülük içerisine doğru giriş yapıyorsa ya da ahlaki kötülüklerin bir kısmı metafizik kötülük grubuna giriyorsa, burada bu dünyanın kuruluş amacına yönelmek lazım, gayesine bakmak lazım, arka planı iyi okumak lazım. Yine ahiret noktasında ve Cenab-ı Hakk'ın iradesi, kudreti ve hikmeti noktasında baktığımızda aslında o ahlaki kötülükler içerisinde görülen bir takım metafiziki kötülüklerin yine ilahi irade, hikmet ve kudret ya da ahiret ya da bu dünyanın gayesi ya da imtihan gibi konular açısından anlamlı ve gayeli olduğunu görüyoruz. Ve onlar da aslında tam olarak bir kötülük sayılmaması gerekiyor diğer bileşkelerle, diğer sonuçlarla irtibatlandırıldığında. Evet, bundan sonraki bölümde sevgili kardeşlerim, böyle genel bir giriş yaptık kötülük problemi meselesine. Bundan sonraki bölümde daha özel, daha kısa derslerle, videolarla inşallah devam edeceğiz. Umarım faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.